Son zamanlarda yoğun bir şekilde bunun üzerine sorular gelmesi üzerine BBL hakkında biraz bilgi vermeye karar verdim. Birçok insan bunu soruyor bana. Hocam her gün bir şeyler yapıyorsunuz, bir şeyler paylaşıyorsunuz. İşte hasta fotoğrafları, videolar, yanında BBL ya da Brezilya poposu estetiği gibi hashtagler kullanıyorsunuz. Fakat bu tam olarak nedir? Biz bilmiyoruz diyorlar ve bunu text mesajlarında ya da birebir DM üzerinden anlatmak biraz zor. Hatta ve hatta paylaşımlarla da anlatmak zor olabileceği için biraz daha konuşarak paylaşmakta fayda var. BBL dediğimiz şey şu anda bütün dünyada ciddi anlamda popüler bir ameliyat. Adı işte Brezilya poposu estetiğinden geliyor ama Brezilya poposu deyince akla direkt işte samba yapan kızlar, kocaman popolar falan gelebiliyor olabilir. Hedefimiz, amacımız böyle bir şey değil kesinlikle. Diğer bütün ameliyatlarda da olduğu gibi amaç her zaman için en doğalı sağlamaya çalışmaktır ve mükemmeli yakalamaya çalışmaktır. Kocaman bir popo yapmaya çalışmıyoruz. Bir kere bunu ortadan kaldıralım. BBL'in temeli iki şey üzerine kuruludur. Bir, fazla olan yağlı dokuyu ortadan kaldırmak. İki, bu yağlı dokunun eksik olduğu özellikle poponun yan taraflarında trokanterik depresyon dediğimiz bölgeler ve poponun üst tarafında poponun daha düz görünmesine sebep olan ve hacmen basık görünmesine sebep olan görüntüyü ortadan kaldırıp beli daha kavisli hale getirmek ve poponun arkadan görüntüsünü gene daha hoş, kavisli ve yuvarlak hale getirmeye çalışmaktır. BBL'in temel prensibi budur. Bununla alakalı çok sayıda spekülasyon var. İşte liposuction yaptırdığım zaman vücudum tekrardan ciddi anlamda yağ alır mı, deformite olur mu, çukurluklar kalır mı, şeklim daha kötü olur mu ya da yağ enjeksiyonu yaptırdım ölür müyüm? En basitinden sorulan en sık sorulardan biri bu. Özellikle son zamanlarda basında çok fazla yer aldı bu tür durumlar. Her zaman için temel prensibimiz hastalara öncelikle herhangi bir zarar gelmesini önlemeye çalışmaktır. Bunun için ameliyattan önce bir sürü sorular sorup birçok test yapıyoruz bütün hastalara ve gelen her hastayı ameliyat etmiyoruz zaten. Uygun hastayı uygun şartlarda, uygun koşullarda ve en güvenli şekilde ameliyat etmeye çalışıyoruz. Bu ortamı sağladığımız sürece ameliyatla alakalı korkulacak herhangi bir durum söz konusu olmuyor. Bunun haricinde gene hasta seçerken nelere dikkat ediyoruz? İşte hocam benim 15 kilo fazlam var. Bunları alın popoma enjekte edin. Bana Brezilya poposu yapın. Böyle bir şey söz konusu değil. 15 kilo, 20 kilo fazlanız varsa öncelikle kilo vermeniz gerekecektir. Kilonuzu verdiniz. Herhangi bir şekilde beden kitle indeksi üzerinde çok ciddi anlamda belirgin bir kilo fazlanız yok. O zaman vücut şekillendirme için uygun bir aday olabilirsiniz. Vücut şekillendirmeyi de temelde liposuction, gerekli hastalarda cilt fazlalığı, sarkıklık gibi durumlar olduğu zaman cerrahi cilt çıkarma veya işte çeşitli bölgelerde farklı germe ameliyatları ve ilave olarak hacmen yetersiz olan dokulara da yağ enjeksiyonu, dolgu enjeksiyonu veya bir silikon implantlarla destekleme gibi şeyler yapıyoruz. Vücuttaki bütün body shaping ya da vücut şekillendirme ya da body sculpture dediğimiz vücut şekillendirme ile alakalı işlemlerin tamamında temel prensibimiz bundan ibarettir. İdeal hasta nedir BBL için? En çok fayda görecek ve mükemmel sonucu elde edeceğimiz hasta prototipi şudur. Fazla kilosu olmayan, cildinde belirgin bir sarkma, gevşeklik, deformasyonu olmayan, özellikle karın, bel, sırt, love handle dediğimiz yanlar da belki uyluk içinde, diz içinde, basende, cilt altı yağlı dokuda bölgesel fazlalığı olan, oradaki yağlı dokuyu aldığınız zaman cildinde
belirgin bir sarkma oluşmayacak ve popo hacminde yetersizlik veya popo şeklinde bozukluk olan hastalar ideal hastalardır. Bu hastalarda ameliyat esnasında bile inanılmaz sonuçlar elde ediyoruz. Hele ki ameliyattan sonra ciltteki liposakşının sebep olduğu sıkılaşma etkisi ve uzun dönemde ki ödemlerin, morlukların vesairelerin tamamen geçtikten sonraki görüntüsü daha da muhteşem oluyor. Bu muhteşem görüntüyü elde etmek için ise en önemli şeylerden biri hasta uyumudur. Ameliyat oldum, çok güzel bir sonuç elde ettim. Fakat ameliyattan sonra ben hani bir 3-5 kilo alsam ne olur ki? Olmaz. Kesinlikle kilo falan almamanız gerekiyor. Aksine bu motivasyonla ameliyattan sonra hem beslenmenize hem de egzersizinize çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun sebeplerinden biri şudur. Liposuction sonrasında kilo aldığınız takdirde vücudunuzda kaçınılmaz bir şekilde belli başlı miktarda, farklı oranlarda bir miktar deformasyon muhakkak surette ortaya çıkma ihtimali vardır. Eğer ameliyattan sonra diyetinize, egzersizinize dikkat eder ve cildinizin sıkılaşmasına yardımcı olacak şekilde, karın kaslarınızın sıkılaşmasına yardımcı olacak şekilde bir diyet ve egzersiz programına girerseniz en iyi sonucu elde etme şansınız olabilir. Ameliyatı nasıl yapıyoruz? Genel anesteziyle yapıyoruz. Ameliyattan sonra sıklıkla bir gece hastaları yatırıp ertesi gün taburcu ediyoruz. Belli bir dönem korse kullanma süreci oluyor. Sonrasında da rahat bir şekilde ağır egzersizlere birkaç hafta içerisinde devam edebiliyorsunuz. Ameliyat günü direkt ayağa kalkabilirsiniz. Ertesi gün dışarı çıkabilirsiniz. Bununla alakalı herhangi bir engelimiz yok. İlk bir hafta içerisinde çok ağır şartlarda çalışmıyorsanız işinize gücünüze rahat bir şekilde dönebilirsiniz. Bununla ilgili de bir engelimiz yok. Fakat ameliyattan beklentilerimizi iyi hesaplamamız gerekiyor. Ve gerçekçi sonuçlar için doğru bir hasta profili bulmamız gerekiyor. Aşırı kilolu ya da çok belirgin ciddi ek hastalıkları olan hastalar maalesef bunun için aday değil. Daha genç yaşta belirgin sarkıklığı, gevşekliği olmayan, cilt kalitesi iyi olan, çok fazla kilosu olmayan fakat bölgesel yağlı doku fazlalığı olan hastalarda yaptığımız temel şey fazlalıkları alıp eksik olan yerlere enjekte etmektir. O bölgeleri tamamlamaktır. Buna işte yurt dışında 360 derece body shaping ya da 360 liposuction, yani bütün bedeni çepeçevre saran, her tarafında bir incelme sağlayan bir işlem anlamına gelen böyle bir tabir de kullanılıyor. Hakikaten ameliyattan sonra cilt altı yağlı doku ciddi anlamda azaltıldığı için belde de çok belirgin şekilde incelme görebiliyoruz.